o şerefsiz içeride. Aç şu kapıyı. Nereye kadar saklayacaksın Kenan? Kenan aç şu kapıyı. Ne yapacağız şimdi? Bittim ben Kenan. Mahvoldum ben. Bittim. Her şey bitti, mahvoldum Kenan. Aç şu kapıyı diyorum. Muhtemelen beni takip etti. Kenan! Çok üzgünüm almayayım. Böyle olsun istemezdim. Her şey bitti, mahvoldum Kenan. Oğlum, doğmayan çocuğumu öldürmüş karım hastanede. Kenan! Artık davası dayanamayacağım galiba. Aç şu kapıyı! Ne olacaksa olsun. Kenan! Kenan! Açmıyor musun? Benden günah gitti. Kenan! Nerede o şerefsiz? Kenan! Nerede o herif? Ahbap şerefsizi nerede? Tamam. Polisi arıyorum. Halil. Senin ne işin var evimde? Ne oluyor? Nasıl girdin içeri kardeş? Nerede o şerefsiz? Kim? Kimden bahsediyorsun? Kenan benimle oyun mu oynuyorsun? Alpay'ı nerede saklıyorsun? Nerede o şerefsiz? Dur. Dur dedim. Bırak beni ya. Çıkayım karşısına bitsin. Halil'in karşısına çıkarsan beni de yakarsın. Kenan! Aptallık etme. Ya bırak. Alpay. Geç içine. Geç sesin. İn aşağı. Aşağı in dedim. Kenan! Oğlum in aşağı. İn aşağı. Hadi. Otur aşağıda, ağzını bile açma. Nefes bile almayacaksın. Hadi. Hadi. Kenan! Arabayı burada saklıyorsun. Aç şu kapıyı diyorum. Kızım, kızım bir dur, bir dur, bir bakalım. Neymiş, ne değilmiş? Belki bir yanlış anlaşılma vardır, ha? Ne oldu, ne yapmış biliyor musun sen Melek, ha? Bilmiyorum ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum ama ben böyle bekleyemem, ona ben gideyim bir peşine, nereye götürdüler? Kuzum, böyle koşup gitsen oraya ne edeceksin, ha? Ha bekle biraz, baban gelir şimdi. Anne, polisler neden abimi götürdü? Ne oldu kızım? Baba. Ne oldu? Ya neye götürmüş ki polisler Kerem'i? Baba ne olur kurtar oğlumu. Ne olursun gidelim alalım gelelim. Ya polisler çocuğu alırken hiçbir şey söylemedim. Sebebini falan söylemedim. Yok baba ben geldim zaten arabanın içinde götürüyorlardı. Çocuğumun bana bakışlarını gördüm. Yok baba hiçbir şey demediler. Apar topar götürdüler. Karakolda diyecilermiş ne olursa ha. Allah Allah. Allah Allah. Seyit Ali siz bir gidin. Neymiş, ne değilmiş bir öğrenin bakalım ne olmuş. Tamam abla, tamam. Oğlum sen iyi sana ara, haber ver. Arayayım abi. Kızım sen de gel beraber gidelim bakalım. Niye almışlar çocuğu öğrenelim. Tekrar bakar mısınız rica etsem? Yani kocam ne yapsın o kadar parayı, niye çeksin? Siz bir daha bakarsanız. Ben burada böyle hastanede rezil oldum. Kimliğimi aldılar, taburcu etmiyorlar beni. Hanımefendi defalarca baktım. Birkaç gün önce eşiniz Alpay Yıldırım internet bankacılığı ile bütün parayı başka bir hesaba EFT yapmış. Son işlem bu. Bakiyeniz sıfır. Allah'ım ya, nasıl yapar böyle bir şey? Nasıl yapar?
Başka bir işlem yapmak istiyor musunuz? Yok, istemiyorum. İşlem falan yapmak istemiyorum. Defnem, bak beni yanlış anladın. Babanın durumuyla benim bir... Ömer, aklından ne geçtiğinin farkındayım. Sana sorduğum sorunun cevabını da sen de çok iyi biliyorsun. O yüzden bu gerçekle yüzleşemediğin için bahane öğretme bana, ne olur. Defne, bir dinlesene. Bana inanmadın, bütün odaları gezdik. Kimse yok gördüğün gibi. Kaçtı değil mi? Benim geldiğimi duyunca sen de paketledin onu. Neden hala anlamıyorsun? Alpay'ın benimle bir alakası kalmadı. Emin ol, nerede olduğunu bilsem ilk sana söylerim. Gerçekten bilmiyorum. Kenan, neden hala sana inanmıyorum ben? Hı? Bak ama artık kaybediyorsun. Şu anda polisi arasam, haneye tecavüzden şikayetçi olsam haklı durumdayım. Öfkeni çok iyi anlıyorum, o yüzden tabii ki bunu yapmayacağım. Efendim Funda? Kenan, ben mahvoldum ya. Perişan haldeyim ben, çok kötü durumdayım. Ne oldu? Ya ben hastanede böyle kala kaldım. Param yok, kimliğimi aldılar. Alpay bütün parayı çekmiş bankadan, öyle dediler. Kaburcu da etmiyorlar beni. Kimliğimi aldılar, burada böyle kaldım. Hemen geliyorum, sakin ol. Halledeceğim. Kadıncağız düşük tehlikesi atlattı. Hastanede 5 parasız kalmış. Şu anda bana ihtiyacı var, gitmem gerekiyor. Hala ikna olmadıysan evde oturup Alpay'ı bekleyebilirsin. Ben üstümü giyeceğim. Efendim Melek? Halil, Kerem'i polisler aldı. Ne? Ne yapmış ki Kerem? Ne oldu Melek? Bilmiyorum Halil, bilmiyorum. Biz şimdi babamla biz karakola geçiyoruz şu anda. İhsan da oraya gelecek. Tamam, ben de geliyorum. Yine beklerim Halil ama bu defa kapıyı açmama izin verirseniz sevinirim. Defneciğim, üzme kendini bu kadar. Bak Ömer'le konuşursanız hallolur her şey. Asma suratını. Yapma Defne. Kızım, ben öyle bilmeden etmeden konuştum ama... Kusura bakma. Sana danışmadan böyle bir karar alacağını ben aklıma bile getirmedim. Ha, neticede zaten sen huzurun için yapmış. Eğer bir derdin şikayet... Babaanne, ben Ömer'den böyle bir şey istemedim. Ne böyle bir şey istedim, ne de böyle bir şey ima ettim. Ama ben çok yoruldum. Yani babamın yaptıkları yüzünden... Eşimin kendi başına aldığı kararlar yüzünden suçlanmaktan. Ben yoruldum, gerçekten yoruldum. Üzülme kızım. O tayinini isteyip de buradan gitmeyi aklına koymuş. Ben senden gayrı böyle bir karar almaz diye düşündüydüm ama olmuş. Herkesin niyeti ortada. Sen üzmeyeceksin kendini. Efendim yenge. Ay Defne, Defne, haberler çok kötü. Polis geldi, Kerem'i götürdüler arabayla, he? Ne? Nereye götürdüler? Defne,
Ne oldu? Yenge ne oldu? Niye götürdüler? Ay vallahi canım benim hiç bilmiyor ki. Dedenle annen de peşinden gitti. Ay Allah'ım ya. Kızım söylesene ne olmuş? Oğlum Kerem. Kerem ne yaptın kızım, sen? Kızım ne yapmış? Ne etmiş Kerem? Defne ne oldu? Ömer gidelim hemen hadi. Kerem polisler götürmüş. Hadi hemen gidelim hemen. Yürü gidelim yürü yürü. Ya bir delilik yapmasa bari bu çocuk. Niye götürsün ki polisler? Yoksa bu babasını buldu da ona bir şey mi etti? Allah korusun. Allah esirgesin. Kenan. Kenan. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Dur dur sakin ol. Otur iki dakika. Perişan oldum şu halime bak. Kaldım böyle ortada. Şu işe bak ya. Manyak bu adam. Hem de nasıl manyak. Beni böyle çocuğumla ortada bıraktı. Böyle bulsam bir yerde parçalayıvereceğim ya. Yemin ediyorum hırsımı alamıyorum bir türlü. Allah'ım sen benim aklımı koru. Çıldıracağım ben bu gidişle. Bütün parayı boşaltmış. Başka birinin hesabına geçirmiş biliyor musun? Banka dedi. Bu kadarını ben bile beklemirdim açıkçası. Gerçi kardeşim dediğim bana neler etti. Ondan her şeyi bekleriz artık. Şaşmamak lazım. Vay be. Albay'a bak sen. İkimize de ağır kazık attı. Bizden başka kimsesi yok bir de üstelik. Benim anlamadığım... Albay nerede ve kime güveniyor? Kenan, bence bunlar İdris'le işbirliği yaptılar. Bana öyle geliyor yani. İdris mi? İdris. Bana öyle geliyor. Başka biri gelmiyor benim aklıma. Söylediklerin tahmin mi? Yoksa bu ikisini bir şeyler çevirirken mi şahit oldun? Yani yok Kenan. Böyle parçaları birleştiriyorum yani. Aklıma başka ihtimal gelmiyor. Baksana. İkisi de ortada yok. İdris'in telefonu kapalı. Kesin bu Alpay'a yardım ediyor. Saklıyor bu Alpay'ı. Haklısın. Olabilir. Görünen o ki Alpay kaçmak için günler öncesinden sağlam plan yapmış. Kenan ben ne yapacağım şimdi? Böyle kala kaldım ya. En azından başını tokacak bir evim var Funda. Sen şimdi elini yüzünü yıka. Ben hastane faturasını yatırıp seni eve götüreceğim. Ay Kenan. Gerçekten çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim oğlum. Bu günleri mumla arayacaksın Funda. Beter olacaksın, beter. Hayır ben anlamıyorum valla. Yani karakola düşecek kadar ne yapmış olabilir ya? Allah Allah babamı buldu acaba. Ona mı bir şey yaptı yoksa? Allah korusun deme öyle. Allah Allah dur hele ya bu kadar da değil Defne dur. Hem aranın senin baban öyle bir şey yapsa hepimizin kulağına gelirdi. Ay, yok yok. Yok Ömer hadi karakola gidelim. Biz daha fazla burada durmayalım duramayacağım ben hadi ne olur. Gidelim gidelim de. Kızım dedenler orada. Yapılıcı bir şey varsa yaparlar elbet. Ya dur acele etmeyin. Biraz daha beklerim de ben ararım bunları. Hem sen burada kal. Seyit Ali pek bir huysuzlandı. Öyle abisini polisler götürürken görünce korktu çocuk. Beyhan onu yatırdıydı ya. Sen de bir git bak istersen. Ya çocuğun da görmediği acı kalmadı ya. Bakayım ben. Sanki derdimiz azmış gibi... Bir de tayin işi çıkardı Ömer Efendi. Ya bir anlık öfkeyle karar vermiş kendi kendine. Bir çaresi vardır elbet. Bakalım kendi kalmak isteyeyim. Ya ne oldu gene?
Ne bu halimiz? Senin o torunun var ya, torunun. Tayinini istemiş. Gideyim. Tayin mi? Tayin nereden çıkık ya? Ne tayini? Çocukça bir kararla böyle tayinini istemiş ama geri almaya çalışıyor şimdi. Kızım ne demek bu şimdi ya? Tayin nereden? Nerede bu? Nerede? Çağırın şunu da konuşayım ben. Ömer! Baba, Defne ile çıktı onlar. Yok evde. Nereye gittiler? Kasamız hiç bitmiyor ki. Kerem'i karakola almışlar. Bizimkiler kendi dertlerini unuttu. Doğru Karadağ. Ya he, Kerem'den haberim var. Varayım ben geleyim Karadağlara. Hem Ömer'i de görürüm orada. Bir dert bitmeden birine koşayım. Hayırlısı. Konu hakkında pek bir bilgimiz yok. Ancak sizi karakola götürmek için geldik. Neden? İfadeniz alınacak. Ya yemin ediyorum ben böyle bir şey yapmadım. Ben ne yapayım? Ne diyeyim sizi inandırmak için? Kadın hastanelik olmuş. İtip düşürmüşsün. Bir de bağırıp çağırmışsın. Duyanlar olmuş. Ya tamam gittim bağırdım, tartıştık. Babamı sordum ama ben sonra çektim gittim ya. Ya bırakın itmeyi, ben dokunmadım bile ona. Görgü tanıkları var ama sana yapılan suçlamayı doğruluyorlar. Olay anında biz yalnızdık. Kim neye tanıklık ediyor? Neye şahit olmuşlar ki? Yalan. Funda Hanım hastanede. Allah vere ki bebeğine bir şey olmasın. Yoksa işin zor delikanlı. Bir dakika ya. Memur Bey siz ne yapıyorsunuz? Yani böyle varsayımlarla benim müvekkilimi sıkıştıramazsınız. Ayrıca karnındaki çocuk benim kardeşim. Ben gidip ona niye zarar vereyim ki? Ya kendisi düşmüştür. Babama da kızgın zaten. Hıncını alamadığı için gelmiştir, bana patlamıştır. Bunun başka bir açıklaması yok. Funda? Sen şikayetçi oldun değil mi? Evet. Evet oldum. Ya kimse benim hayatıma, benim çocuğumun hayatına kastedemez Melek. Anladın mı? Bıktım ya. Bıktım sizden, bıktım. Düşür artık yakamdan. Bir oğlum, bir sen. Nedir benim bu çektiğim ya? Sana bir şey yapmalı. Sen benimle konuşabilirdin Funda. Ya çocuk onlar daha ya. Onlar daha çocuk, babalarının yaptıkları yüzünden ne hale geldiler farkında değil misin sen? Şikayetçi olmak ne demek ya? Sen benim ne hale geldiğimin farkında değil misin? Senin oğlun yüzünden ne hastaneden çıkabiliyorum, ne karakoldan çıkabiliyorum gördüğün gibi. Sizi ben çağırdım Funda Hanım. Kerem'le ilgisi yok. Melek, gel. Tamam gel. Eğer konu Alpay'la ilgiliyse ben nerede olduğunu bilmiyorum. Gerçekten daha önce söyledim ama ben size bunu. Doğru söylediniz ama lütfen gelin benimle. Hadi. Bir ipucu var belli ki. İnşallah olurum da bu kadının söylediği iki laftan birine inanılmaz. Bu Kerem'e de iftira atmıştır. Görgü tanıkları var diyor ama. Merhabalar. Sanma, ne oldu? Yani nedir durum? Oğlum, sarıcılar mı çocuğu? Kerem, ben hiçbir şey yapmadım diyor Seyit Ali amca. Ama Funda yine de şikayetçi. Eğer bebeğe bir şey olursa... Funda da bebek de gayet iyi insan, ben sana söyleyeyim. Burada şu anda Funda, burada Murat'ın yanında. Eğer çocuğa bir şey olmadıysa belki sanırlar onu. Bakın, bebeğin iyi olması çok önemli. Bu Kerem'i büyük bir suçlamadan kurtarır. Ama Funda şikayetini geri almazsa işimiz biraz uzayabilir, o kadar. İnsan. Sen yine de şu kadınla bir konuşsan belki vazgeçer şikayetim ama. Ya Seyit Ali amca, sen boşuna nefesini tüketiyorsun. Halini tavrını gördün işte. Ay yine de bir şansımı demek istiyorum Halil. Yani bekleyeceğim ben Funda'yı, konuşacağım onunla. Kerem'le de konuşmak istiyorum İhsan. Görmek istiyorum çocuğumu, konuşmam lazım. Ya Melek, bak buna izin vermezler. Ama sen merak etme, ben Kerem'le konuşurum. Onu biraz sakinleştiririm, tamam mı? Ne oldu? Neden buradayım ben? Alpay'la görüşüp görüşmediğinizi öğrenmek istiyorum. Ben anlatamadım herhalde size. Bakın ben Alpay'a telefonla bile ulaşamıyorum. Hem de kaç gündür. Ha keşke bir hata yapsa da benim karşıma çıksa. Yemin ediyorum size ben öldüreceğim onu zaten.
Ya o bana neler yaptı, siz bana hala görüşüyor musun diye soruyorsunuz. Hastanede kaldım, bankayı aradım, bütün hesabı boşaltmış, dımdızlak ortada kaldım. Siz bir de bana diyorsunuz ki acaba görüşüyor musun? Görüşmüyorum. Funda Hanım. Alpay'ın telefon sinyalini takip ediyoruz. Üstelik telefonunu da oturduğunuz sitenin bahçesinde bulduk. Alpay'ın telefonu değil ki bu. Cihazın bir önemi yok. At onun attı. Yani ortadan kaybolduğunda telefonu bu değildi. Bilmiyorum değiştirdiyse. Eve kadar gelmiş demek ki. Evet ama biz karşılaşmadık. Bakın eve gelmiş olsa, evde saklanıyor olsa... İnanın yan odaya geçerim, sizi ararım. Peki. Alpay bulunana kadar ilişkine çıkmayacaksınız. Bununla ilgili tedbir koyduracağız. Vallahi istediğiniz tedbiri koydurum. Zaten benim değil il dışına, evin dışına çıkacak param bile yok. Ha ayrıca inşallah çabuk bulursunuz. Bulursunuz ve bu mesele çabucak biter. Paramı ondan alırım, boşanırım. İnşallah. Beni mi bekledin de? Evet. Bunda ben senin de bebeğinin de iyi olmasına çok seviniyorum. Kerem biliyorsun babasını ya. Ay Allah aşkına. Bana annelik konuşması yapma. Tamam mı? Ben de Alpay'a çok öfkeliyim. İstemiyorum. Alpay'la ilgili konuşmak, Kerem'le ilgili konuşmak istemiyorum. Bıktım, tahammülüm yok. Yok. Ay. Melek söyledim sana işte bak. Uzlaşılacak insan değil. Ne olacak peki? Burada yapacak bir şeyimiz kalmadı zaten. Şimdi yarın savcının kararını bekleyelim. İhsan da konuşacak. Tamam? Hiç olmasa bir kere görseydim çocuğumu. En azından bir kere göreyim Kerem'i. Kızım İhsan çok uğraştı da bugün mümkün yokmuş. Duydum. Efendim Cemal'i. Ha, Seyit Ali ne ettiniz? Yok bir şey ettiğimiz yok. Bugün çıkması mümkün değil. Bize birazdan çıkacağız. Ne olmuş dedi? Geleyim işte Edalegiller. Ama Kerem'i salmayıklar. Görelim mi bak? Funda çekmez ki şikayetini. Yaktılar oğlun. Yandı ki ne yandı? Ne yandı? Melek telefonda dediydi. Funda'nın da bebeğin de hiçbir şey yokmuş. İyilermiş. E niye bırakmıyorlar o vakit oğlanı? Şimdi şikayet var ya Nefise kadın. Ondan öyle hemen salmazlar. Ama kimse bir şey yapmadıysa cezamız herhalde değil mi? Gerçi başka bir şey varsa bilemem. Yani Funda'nın sağ solu belli olmaz. Ya durun hele ya durun. Karartmayın yüreğinizi hemen. Hele bir gelsinler de anlarak ne olduğunu ne bittiğini. Bedriye ben bir çocuklara bak vereyim. Tamam. Ben bir tansiyon ilacı alayım. Of. Senin maksadın ne oğlum? Ailemizi darmadağın etmek mi? Tayin de neyin nesi ya? Dedeciğim bunu sonra konuşsak olur mu? Ne vakit konuşacak oğlum? Tayinin işte eksin. Tayinin çıkıp yedekene mi konuşacak? Defne? Gelsene mi sen? Kız neymiş bu tayin meselesi ha? Anlatsana bana. Bengi şu an konuşmayalım olur mu? Aklın zaten Kerem'le gelmeyecekmiş ve orada kalacakmış. Sonra konuşalım onu biz. Halil gitti. Gitti. Ama
Yılmaz'ı az zor ikna ettim, hala benden şüpheleniyor. Ama daha önemli bir sorunumuz var. Ne oldu? Hastaneden aradılar. Funda kendine gelip bebeğini kaybettiğini öğrenince sinir krizi geçirmiş. Ben de Halil'i evden çıkartıp doğruca hastaneye koştum. Sinir krizi. Allah'ım. Nasıl peki, iyi mi Funda, konuşabildin mi, nasıl durumu? Görüştürmüyorlar. Doktordan bilgi aldım sadece. İğnelerle sakinleştirmişler. Allah'ım, ne yaptım ben Kenan ya, ne yaptım? Her şeyi mahvettim ya. Funda hastanede çocuğum ölmüş. Onun yanında bile olamıyorum. Bu kadar aciz durumdayım. Allah'ım, şu mübarek günün yüzü suyu hürmetine. Funda'nın ağzı dili bağlansa da şu iş bir kapansa. Allah'ım, Kerem'in öfkesi nasıl denici? Korkayım mı Allah'a çıkınca sağa sola saldırıcı diye, ha? Anne. Dadamlar nereye gitti? Teraviye gitti oğlum. Teravih ne demek? Teravih kavuşmak demek. Kime kavuşuyoruz? Bizi Yaradan'a. Biz şimdi Ramazan ayına girdik ya. Hani böyle geceleri sahura kalkıp oruç tutuyoruz ya. Evet, ben de kalkmıştım. Evet. Sen de bizimle sahur ettiydin. İşte teravih Ramazan ayında kılınan bir namaz. Hani sen dedenle cuma namazına gittiydin ya. Evet, aynen öyle işte. Orucunu açtı mıydı erkekler doğru camiye koşarlar. Hep birlikte namaz kılarlar, ilahiler söylerler, Allah'a dua ederler. Bize verdiği yiyecekler için, sağlık için. O zaman sen niye gitmedin Metat dayı? Benim yaram var ya, o yüzden gitmedim. İyileşsin, o da gidecek oğlum. Üf ya, keşke beni de götürselerdi. Söyleriz dedin, seni de götürür oğlum. Ay Mithat, aklıma ne geldi? Mahmut hep anlatırdı çocukken. Sen camide hep uyuyakalır mısın ya? Gerçekten mi? Ya çok küçüktüm tabii o zaman. Hep Mahmut abimle babamla kucağında getirirlerdi Seyran. Ya evet, yani camide uyuyakalırdım ama sonra da sahura kadar uyumazdım. Zümrüt teyze, Eli halam çok güzel yemekler yaparlardı. Eğer bir gün bizdeysek bir gün onlarda olurduk. Cemali amcayla babam çok güzel hikayeler anlatırdı bize. Çok güzel günlerdi. Gene yaşayacağız o günleri. Yeter ki hep birlikte olalım. Geleneklerimize, adetlerimize sahip çıkalım. Biz Seyit Ali ile Nazlı Africik. Siz varın, gelin eve. Ben de Defne'yi alıp geçerim oradan. Tamam, ben de Melih'i almaya geçeceğim. Mahmut, arabayla geçeceğim. Zeynel, Ömer, siz de gidin. Geçelim, olur mu? Olur. Olur. Tamam. Ya evde görüşürüz baba. Hadi. Abi. Yaşam, Allah kabul etsin. İyi akşamlar, Allah kabul etsin. Kerem'i yarın salarlar inşallah. İnşallah. Vallahi sahip çıkamadım ben Cumali. Öfkesinin ateşiyle yaktı kendini. Deme öyle Seydali. Sen neydi dedin ki ya? İpine düvene bağlayacak değildin ya. Hata etti ya. Laf dinletemezsin ki. Delan ne olan? Sakin kalamadı. Babasının ettiği de yutulup oturulacak şey değil yani.
Aa, bu mübarek günlerde Allah'tan bir tek duam var bileyim mi? Bir an önce bizim derdimizi, kederlerimizi alsın. Huzura kavuştursun. Aa, şey diyeceğim. Ömer'in bir şeyim var, bir meselem var. Tayin istek. Ne diyor ya? Tayin? Çıkmış mı? Gidiciler mi? Çıktı ya. Gederler mi bilmiyorum. Ben durduracağım o tayini diyeyim. Çocuklar nasıl ki? Albayı yaptılar, hepimizin canına yattı. İyi de Seyit Ali, buradan gidince sorunlar bitici mi ya? Böyle mi bulucular huzuru? Bir arada olacağımız şu sıralarda aileyi dağıtmanın ne manası var ya? Dedemi büyütmen Cumali. Dur bakalım. Afik. Yar mı olsun, hayır mı olsun? Konuşmayacak mısın? Böyle bir susacak mısın? Hemşire, bir yerde kahve içelim mi? Hı? Ne dersin hemşire, sen açılırsın biraz. Ama ben çok kırgınım ve üzgünüm. Yani bu şekilde seninle konuşursam kalbini kırabilirim. O yüzden ikimiz için de sağlıklı olun şu süreçte sessiz kalmamız. Sen bilirsin. Ben seni konağa bırakayım, ondan sonra yürüyeceğim biraz. Sen bilirsin. Defne ile Ömer'in de bir derdi var ama çözemedim. Eğer önemli bir şeyse mutlaka söylerler Melek. Üzme kendini bu kadar. Bak ben sana hep söylüyorum, her şeye yetişemezsin. Biraz akışına bırakmak lazım, öyle değil mi? İşte ben böyle bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorum Ali. Öyle olunca da içim rahat etmiyor. Ya Defne de Ömer de çocuk değiller ki Melek. Yani varsa bir sorunları yarın mutlaka çıkar ortaya. Biz de elimizden geleni yaparız. Hele şu Kerim'in durumu bir aydınlığa çıksın. Sen dert etme onları şimdi kendine. Yani biz biraz hem geride durmalıyız ki onlar kendini bulsun. Haklısın da işte. Olmuyor şimdi, Kerem'i düşünüyorum. Ne yapıyor acaba? Dayı kız kurban olsun size, kurban olsun. Bak hele ne güzel oynuyorlar ya. Meryem, siz bu Gülce'ye kardeş olacağını ne zaman söyleyeceksiniz ha? Valla bu kargaşa da söyleyemedik ki. Kızım, münasip bir zamanda söylerler. Sen niye dert edin ki? Ettim işte öyle. Ya siz de söyleyiverin ya, ne var bunda? Öğrensin çocuk kardeşi olacağım. Senin bebeklerin ne zaman uyanacak? Niye? Seyit Ali ile masal anlatacağız. Ay öyle mi? Güzelim benim, güzel kızım. Sen o masalları artık benim bebeklerime değil, kime söyleyeceğim değil mi? Kime? Kendi kardeşine anlatacaksın ya. Benim kardeşim yok ki kardeş. Acaba mı? Acaba mı? Anneciğim, gel bakalım bir. Yakında senin de bir kardeşin olacak. Gerçekten mi? Gerçekten. Evet. Üstelik sen çok güzel bir abla olacaksın. Evet. Yaşasın! Ali, duydun mu? Yakında benim de bir kardeşim olacakmış. Evet, benim de kardeşim olacak. Kardeşim olunca Funda ablam haber verecek. Ben de Adana'ya gidip babamın yanında kardeşimle oynayacağım. Defneci, hoş geldin kızım. Hoş bulduk Bilden anne. Bir haber var mı Kerem'den? Ne ettiniz? Yok babaanne. Ama İhsan abi yarın çıkaracak onu. Allah sabrını versin. Tez vakitte de inşallah çıkar Defne.
İnşallah. Ömer nerede, gelmedi mi seninle? Dedesiyle mi kaldı? Yok. Bıraktı beni buraya. Kendi biraz yürüyecekmiş. Seni bıraktı. Daha tepe yürüyecekmiş bir başına yani. Yürüsün bakalım. Yürüsün de ne ettiğini bir düşünsün. Cumali. Gel hele gel. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar baba. Bir kahve yapayım sana. Yok kızım, içmeyeceğim, sağ ol. Herkes ayrı ayrı düşmüş yollara, bakayım da. Ya yok. Cami çıkışı Seyda Ali'yle nazlafladık. Yazık, o da Kerem'e dertleniyor. Dertleniyor tabii. Biz de Ömer'e dertlendik işte. Konuşucuydik de. Karısını getirmiş koymuş kapıya. Torunun. Bir başına yürüyeceğimiş. Kabahatini biliyor tabii Sıpa. Siz konuştunuz mu kızım? Yok yok dede, konuşmadık. Ben odama geçeyim. İyi akşamlar. Haklı kız, haklı. Sonuna kadar haklı. Yok sayılmak gücüne gitti tabii. Ardına gitti. Ne etsin? Abimi polisler aldı. Hala da getirmediler. Benim de babam polis aldı. Ama söz verdi, beni bırakmayacak babam. Benim babam da bana oda yapmış. Adana'ya getirmek istiyorum. Götürürler mi bilmiyorum. Annem de beni artık hiç gezmeye götürmüyor. Hani abim de parka götürmüyor. Ablam da evlendi. Biliyor musun? Kardeşin olunca seni unutacaklar. Hep kardeşini sevecekler. Annem beni çok seviyor. Bir de abim de çok seviyor. Kardeşim olunca niye beni unutsunlar ki? Biz de çıkalım mı? Hazırlayayım Seyit Ali'yi. Tamam. Kızım, çocuk burada kalaydı ha? Yok hala, bırakmayayım şimdi. Söz verdim götüreceğim diye. Hem odasında bir görsün, sevinir. Sen bilirsin. Tabii, hem çocuk da yerini bilsin ha. Evin nüfusu da kalabalıklaştı ya. Anne, ben kardeş istemiyorum. Hastanede bırak bebeği. Anneciğim, olur mu hiç öyle şey? Aa, aynı sen çok sevinmiştin. Niye ağlıyorsun şimdi? İstemiyorum işte. Gülce, ama bak kardeş çok güzel bir şey. Bak benim de ablam var, abim var. Seyit Ali'nin abisi var, ablası var. Hep birlikte oynuyorlar. Sen de abla olacaksın. Kardeşim olunca herkes beni unutacak. Seyit Ali'yi de unuttunuz işte. Ben seni unutmayacağım Gülce. Seni çok seviyorum. Ya hiç gülücüm ne oldu ya? Bak hele sen ya, ikisi baş başa vermiş de kardeşlerini düşman bellemişler. Ya biz sizle ne konuştuk hele? Ha? Hani siz Hafize Nur'la Ali Osman'a sen ablalık ediciydin, sen abilik ediciydin. Hani kardeş çok güzel bir şey değil. Konuşmadık mı biz bunu? Ya siz boşuna üzülmüşsünüz. Sen de boşuna ağlamışsın anneciğim. Biz Ali'yi de seni de çok seviyoruz. Gülce, niye öyle yapıyorsun sen? Seyit Ali, siz bizim canımızın içisiniz. Bak sen şu iki kafadara oturmuşlar, neler konuşmuşlar. Aşk olsun oğlum sana, ama bak ağlatmışsın Gülce'yi. Üzülme Gülce. Ben hep seninle oynayacağım. Hadi bakalım biz bağ evine gidelim. Sana bir sürprizimiz var. Evet, acaba neymiş bakalım? Şimdi söylemeyelim, gidince kendi görsün. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Sonra görüşürüz Gülce. Sen sakın ağlama, tamam mı? Benim en iyi arkadaşımsın. Defne'yi bu karmaşadan uzak tutayım diyorum. Babaannem bir yandan, babası bir taraftan. Kız çok bunaldı abi ya. Ben de ne yapayım? Çözüm olarak tayinimi istedim. Çok kızdı bana. Kızar tabii.
kız anasından, kardeşlerinden ayrılmak istemiyor. Babamın yaptıkları yüzünden benden utandım diyor. Başını yere eğdiğim için gitmek istiyorsun dedi. Bak doktor, Defne'nin yaşadığı mesele hiç de kolay bir mesele değil. Sen ne kadar onun yanında dursan da, onu anlamaya çalışsan da katil damgası yiyen onun babasıdır. Sırf kendini düşünse acısını içine akıtır, susar. Ama siz evlendiniz. Defne yeni bir aileye karıştı. Yani sana dillendirdiği utancı kendi içinde çok daha ağır yaşıyor. Bak Kerem de kendini tutamadı. Gitti karakolluk oldu. Evet abi. Ben de bunun için istiyorum zaten. Gidelim diyorum, yepyeni bir sayfa açalım. Bu problemlerden, bu öfkelerden, her şeyden uzak duralım istiyorum zaten. E peki kaçarak nasıl uzak tutacaksın oğlum? Gittiğiniz yerde ardınızı unutabilecek misiniz? Hayır da... Demek ki Defne böyle düşünmekte haklı. Yabancı bir yere gidersen sen de yabancı olursun. Bu kadar basit. Ya Ömer sen kimse beni tanımasın. Eşimin babasının ne olduğunu bilmesin filan mı istiyorsun? Sen önce bunun cevabını kendine bir ver. Bilmiyorum abi yani. Abi farkında olmadan böyle düşünmüş olabilirim evet. Ama biliyorsun yani bizim ailemiz herkes seviyor burada. Zeytel amcalarını da öyle tanıyorlar. E tamam doktor. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Yaşananlar bana da çok ağır geldi be abi. Bak benim aslan doktor. Eğer ki mesele olan biten yüzünden bir başkasının ne diyeceği meselesi ise... ...nereye gidersen git bir başkası yine bir başka mesele yüzünden konuşacak. Bundan kurtuluşun yok. Ha, eğer dağın tepesine bir tane ev yapıp... Orada yaşamayacaksan ki bu mümkün değil. Bunlar olacak. Bak misal lojada kaçakçılık yapıyor dendiğinde amcanla ben tası tarağı toplayıp kaçıp gittik mi? Utandık mı? Sıkıldık mı? Yok. Yani bizim utanılacak, kaçacak, gidecek bir şeyimiz yoktu ki. Doğru diyorsun abi işte. Bak benim Ömer'im amcanın öfkesine yenildi. Gitti o Alpay'dan adamı öldüresiye dövdü. Peki Defne? Bunun için senin gönlünü kıracak tek bir şey söyledim. Yok. Olan bitenden utanç duydun mu misal? Yok. Doktorum biliyorum ikiniz için de yaşananlar çok zor. Evlendiğinizden beri birçok şey oldu. Aklın karışmış olabilir. Ne yapacağını bilmemekte de çok haklısın. Ama bak benim aslan doktorum. Birinin iyiliğini düşünmek gelip de onun yerine karar vermek değildir. Hadi git hallet bu meseleyi. Anneciğim, ne olursa olsun, biz ikimiz de seni çok seviyoruz. Unutma hiç, tamam mı? Ayrıca kardeşin olunca senle ikimiz iyi bir takım olacağız ve annene yardım edeceğiz. Söz mü? Tamam, söz. Çak o zaman. Evet. Tamam, peki Mithat Bey, ben sizin takım arkadaşınızı bir süre yanıma alsam bana yardımcı olsa olur mu? Vallahi orasını ben bilemem. Gülce'ye sor. Olur mu? Olabilir. Olabilir diyor ya. İşte takım oldunuz ha. Tamam o zaman sen şimdi benim takım arkadaşım ol. İçerideki çantadan bana biraz gazlı bez getir. Ben de Mithat abinin pansumanını yapayım, olur mu? Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Neden? Yine imdadıma yetiştin Mithat. Gülce'yi de beni de yine mutlu ettin. Seyran, Mithat Karadağ sevdiklerini mutlu etmek için var. Öyle mi? Yani. Kapat gözlerini. Aç bakalım. Gördün mü? Halil abi sana söz verdi ve oldu işte. Bak artık burası senin odan. Beğendin mi odanı? Çok teşekkür ederim Halil abi. Sen bunların hepsine bir bak. Başka bir şey istersen gene onu da alırız. Tamam mı bir tanem? Hep burada mı kalacağım? Evet, ballı katmerim. Ama özlediğim zaman dedemlerle geçeceğim değil mi? Hem Gülce'ye söz verdim. Tabii ki gideceksin bir tanem. Ne zaman istersen göreceksin onları. Gel bak ben sana ne göstereceğim, gel.
ne var orada? Yıldızlar. Ya gördün mü? Onlar karanlık olunca çok güzel parlayacaklar biliyor musun? Ne zaman ışığı kapatalım ne abi? Kapatayım mı? Hı hı. Ne güzel parlıyorlar değil mi anne? Evet. Evet Seyitel. İşte bak bunlara bakarak uyumadan önce hayaller kurarsın güzel güzel olur mu? Evet. Masallar uydururum yıldızlar ülkesinde. Hülya abi ışığı açar mısın? Babamı arayıp odamı göstereceğim. Tamam. Annen neresin o zaman? Babayı olur mu? Tamam. Arayayım ben babanı. Gel bakalım. Beğendin mi ha? Çok. Oğlum açmadı baban. Açmadı. Herhalde işi var. Yarın ararız. Olur mu? O zaman Funda ablanı arayalım. Tamam. Funda ablanı arayayım. Arayayım Funda ablanı. Seyitali. Bak bakalım bu çekmecede ne var? Bir aç bakalım. Bak Funda ablan da cevap vermiyor. Yarın ararız artık. Tamam mı? Ne varmış orada? Tamam. Bir sürü boya kalemi ve defter. Ya sen resim yapmayı seviyorsun değil mi Halil abim? Bak bunları da aldı. Artık birlikte yaparsınız resimler. Olur mu? Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim Halil abi. Ben de mutlu olmana sevindim Seyitali. Hadi bakalım. Hadi artık yatalım. Tamam. Tamam, size iyi geceler. O zaman kapsar. İyi geceler. İyi geceler. Gel bakalım. Hadi bakalım, gel giyelim pijamalarımızı. Yarın babamı ararız, tamam mı? Onu çok özledim. Tamam oğlum, tamam tabii ki. Tabii ki bir tane. Yatırdın mı? Yattı. Çok mutlu. Olanları bilmiyor çocuk. Babasını sorup duruyor. Oh. Ne yapacağız Ali? Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Nasıl anlatacağım ben ona babasının bütün bu yaptıklarını? Yani o da küçücük bir çocuk. Çok seviyor babasını. Onun yüreğindeki sevgi o kadar doğal, o kadar saf ki incitmeden, onu üzmeden konuşacağız. Yani her şeyi bilmek zorunda değil şu anda. Ne bileyim hani uzakta olduğunu bir süre göremeyeceğini söyleriz. Hani babasını özlemeye de sevmeye de hakkı var onun. Haklısın. Kerem ne yapıyordur acaba şimdi? İçi içini yiyordur. Kerem evet yani onun için bu gece biraz zor geçecek gibi. Öfkesiyle yüzleşecek. Kerem farkındalığı yüksek bir çocuk. Yaşının üstünde olgun yaklaşabiliyor, öyle görebiliyor olaylar. Ama işte bir anlık öfkesine yenik düştü, ne yapalım? Ama bizler de yapıyoruz aynı hatayı, yapmıyor muyuz? Atlatacak merak etme. Yani yarın büyük ihtimalle çıkarız onu. İnşallah. Yani o da bu yaşında mutluluklar, heyecanlar yaşaması gerekirken çok ağır şeylere maruz kaldı. Bu yaşında kayıp çok ağır Ali. Ve şimdi bu suçla yüz yüze kaldı. Kerem ceza almaz değil mi? Bileyim. Bak her şey olmuş gibi düşün. Üzme kendini. Yapma böyle. Yarına sahibi Allah. Biz yeni bir güne umutla uyanacağız. Sen yüreğini ferah tut. Ben hep senin yanındayım. Hep.
Ne falan? Gece gelmişsin, ben duymadım, uyumuşsun sonra burada. Evet. Seni uyandırmak istemedim. Yani tamam da burada da uyunmaz ama yani. Dinlenemedin, nasıl gideceksin şimdi işe? Bir şey olmaz. Geç giderim. Defnem, Defnem. Sen gözlüm. Ne olur yapma böyle. Bana arkanı dönme. Oturup bir konuşalım seninle. Umarım. Bak içim çok huzursuz benim Kerem'den dolayı. Bugün çıkacak, belli olacak. Ondan sonra konuşalım. Sonra. Hala günaydın. Günaydın. Günaydın hala. Günaydın. Babam kalktı mı hala? Kalktı oğlum. Erkenden karakola gitti. Belki Kerem'i görürüm diye. İşte bir umut. Kurban olurum ya. Bugün akıbeti belli olur hala inşallah. İnşallah. Vallahi gencecik çocuk. Neşesi, yüzü soldu gitti. Vallahi çok üzüleyim ha. Hasta olmasa bari. Kızım, felaket tellallığı yapmasana. Niye hasta oldu Cumhur? Geçici bu günler. Ne dedim ben? Ne dedim ben? Ha? Üzüldüğünden böyle konuşayım. Kötü bir şey mi dedim ben? Allah'ım doğru söylüyor Kadireciğim. Bazı ne dediğini, ne yaptığını, ne ettiğini bilmeyin. Ya azıcık dikkat et gülüm ya şuna. Ya bu akşamda seyranların yanında hanamızın nüfusu çoğaldı deyin kendi kendine. Ya etme gülüm, dilini kemiği olsun biraz ya. Ne oldu, tersinden mi kalktın sen? Ha? Tersinden mi kalktın bana yükleneyin? Ha? Tövbe estağfurullah, tövbe. Tövbe estağfurullah, tövbe. Seyit Ali amca, buraya kadar boşuna yorulmuşsun. Kerem'i sana şu an gösteremem. Ama bak merak etme, Kerem çok iyi. Ben bizzat ilgileniyorum onunla. Yok be oğlum. Ben bunları Kerem'e verirsin diye getirdim. Kendini yalnız hissetmesin orada. Ardında durduğumuzu bilsin. Tamam. Şu Alpay'dan bir haber yoktur mu? Yok maalesef. Aslında keşke onu yakalasanız da hep beraber kurtulsak. Benim gencecik oğlum mezarlık köşelerinde o dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Haklısın. Ama hiç merak etme. Gerekeni yaptığımıza emin olabilirsin. Size demedim ben mi oğlum? Haşa. Ben bileyim elinizden gelen fazlasıyla her yerde yapıyorsunuz zaten. İşte benimki acılan, yaşlılık kalbim kaldırmıyor artık. Hepsi bitecek bunların. O Alpay denen herifin günleri sayılı, emin ol. Er geç yakalanacak. Sen için rahat tut. Adaletten kaçamaz. İnşallah oğlum. İnşallah. Sağ ol. Seyit Ali'yi okula bıraktıktan sonra karakola da geçeriz değil mi? Tamam da erken olmaz mı Melek? Ben İhsan'la konuştum, daha zaman varmış. Ama görürüz belki Halil. Yani deneyelim bence şansımızı. En azından benim orada olduğumu bilirse içi rahatlar birazcık Kerem'in. Tamam. Senin öyle için rahat edecekse. Peki de mahkemeye götürürlerken görürüz. Abime hapse mi attılar? Hayır oğlum, hayır. Bir yanlış anlaşılma olmuş, karakolda kaldı. Gelecek yanımıza. O zaman babama söyleyelim, kurtarsın abimi. Tamam oğlum. Ama zaten abin en yakın zamanda bizim yanımıza gelecek. Korkma. Babamla mı kavga ettiler? Hani bir keresinde çok kızmıştı ya. Hayır oğlum, babanla hiçbir alakası yok. Hadi geç bakayım, çabuk çantanı al, geç kalmayalım. Hiçbir şey unutmuyor. Hissediyor çocuk. Öyle bir zamanda öyle bir şey soruyor ki ben şaşıp kalıyorum. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Bugün babamı da arayacağız, unutma tamam mı? Tamam arayacağız, hadi.
Kerem. Nasılsın evlat, iyi misin? Dedem Murat komiserle konuşmuş. Korkmasın, endişelenmesin. Ne olursa olsun biz yanındayız demiş. Bir de sana poşet getirmişler. Birazdan verirler. İsa'yım ne zaman çıkacağım? Ben o kadına bir şey yapmadım. Biliyorum evlat. Bak ben sana inanıyorum. Bir tek inanan sensin herhalde. Hala burada olduğuma göre. Bak Funda'nın bebeği iyi. Endişelenme. Sadece seni uzun süre burada tutamaz. Yani bir takım bürokratik işlemler var. Uzun sürecek o kadar. Annen aradı. Birazdan burada olacak. Hep birlikte çıkacağız burada. Annem çok üzüldü. Dayımlar, dedem. Herkes hayal kırıklığına uğrattı. Evlat. Bak baban yüzünden zor günler yaşıyorsunuz. Farkındayım. Yani Funda'ya gidip babanı sorman, öfkelenmen. Bunlar çok normal şeyler. Yani biz sadece kontrolünü kaybedip hata yapmandan korktuk. Sadece bu. Baban ne oldu? Bulunmadı değil mi hala? Yok. Bulunmadı. Ama bak sen sakin ol. Yok sakin olamıyorum İhsan abi. Sakin olamıyorum. Ben de herkes gibi kendimden korkuyorum. Bir yerde babam karşıma çıksa... ona yapacaklarımdan korkuyorum. Hayırlısı Seyit Ali, hayırlısı kardeşim. Bozma moralini. Oğlanı salıcılar bugün elbet. İnşallah, inşallah. Tamam kardeşim, tamam görüşürük. Haydi. Ne olmuş, dede çıkacak mı? Deden Kerem'in yanına geldik ama göstermeyecekler oğlanı. Nasıl, hala belli değil mi durumu? Bugün belli olacak kızım. Yüreğinizi ferah tutun ama. Funda'ya bir şey olmayık. Kerem'i hapse atacak derler ya. Babam doğru söylüyor Defne'cim. Üzülme sen de ne olur. İyi haberlerini alacağız inşallah. Günaydın. Günaydın oğlum. Gel bakayım şöyle, gel otur. Hele gel. Akşam geç geldin, konuşamadık. Bir başına ne işler edin sen oğlum? Nasıl olacak bu tayin işi? Dede bir anlık öfkeyle yaptığım bir şeydi. Halledeceğim, merak etme. Tel dilekçemi yazdım. Keskin sirke küpüne zarar tabii. Ne halledemezsen ne edecek? Öyle bir şey olursa ben hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada kalacağım. Ömer istediği yerde yaşayabilir. Siz benim ailemsiniz. Yani ben sizden ayrılmak istemiyorum. Dedemleri bırakmak istemiyorum. Annemi, kardeşlerimi. Onları bırakıp gitmek istemiyorum. O yüzden burada dükkanın başında duracağım. Tabii eğer siz de Ömer gibi babam katil diye benden utanmazsanız. O ne biçim laf kızım? Utanmak ne demek ya? Her koyun kendi bacağından asılır. Babanın ettiğinin cezasını çekici elbet. Ama onun ettikleriyle seni bir düzük değilik. Sen bizim kızımızsın, gelinimizsin yavrum. O babanın evladısın diye senden utanıcı birisi varsa karşısında beni bulur. Dede ben Defne'nin babası yüzünden tayin istemedim. Sonuçta tayin kararını bana sormadan çok önceden aldın. Üstelik burada kalmak istediğimi bile bile. Kaç kere konuştuk bunu. Ama şu an tayinin çıktı, gidelim diyecektin. Ben onaylasaydım. Yani bunun nedeni başka ne olabilir babam değilse? Karı koca olmak demek... iyi günde, kötü günde, sevinçte, kederde bir olmak demek. Herkes kendi başına buyruk yaşarsa o evlilik yürümez. O yuvanın bacası tütmez. Siz birbirinizi severek evlendiniz. Biriniz ötekini yok sayarsa nerede kaldı o zaman o sevgi, nerede kaldı o saygı? Ne Ömer? Ben Defne'yi çok seviyorum. Onun hayatına da hayallerine de sonsuz saygım var. Benim seni ailenin yanından ayırmak gibi, sevdiklerinden ayırmak gibi bir niyet olabilir mi Defne? Sadece o sıra babaannemle aranız çok kötüydü. Çok gerildi ortam. Sen de çok yoruldun, ben de çok yoruldum.
Bundan dolayı böyle bir karar verdim diyorsun. Babaannem, niyetim seni üzmek değildi. Sadece o ara nasıl bir psikolojiyle karar verdiğimi sana anlatmak istedim. Özür dilerim. Anladım oğlum. Şu anda da o tayini durdurmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Ömer, hadi oğlum kalk biz gidelim. Sen de beni hastaneye geçerken düğüne bırakırsın. Kusura bakmayın ama ben Ömer'in böyle düşündüğünü söylemek zorundaydım. Elbette söyleyeceksin Defne'cim. Aferin sana. İşte benim gelinim. Sen şimdi buradan gitmeyeceğim dedin ya. Hadi bakalım. Seni bırakıp gitsin de görelim. Oğlum. Defne'nin yüreğindeki acıyı görmüyor mu hiç? Neye benim babam böyle değil, kendini yiyip bitireyim. Onun duyduğu utanç herkesinkinden daha büyük. Seni de böyle kararsız görünce hepten yıkılık kız. Alpay insanlıktan nasibini almamış, bunu herkes bileyim. Ama o adam bizim ailemizin dışında oğlum, dışında. Biz el alemin lafıyla davul dövmeyik aslanım. Bizim bir adımız, bir şanımız var. İçi de boş değil. Nereden geliyor bu şanımız bileyim mi? Adaletimizden, merhametimizden, insanlığımızdan. Alpay'ın yaptığı hiçbir şey ne bize ne de Defne'ye kara çalmaya yeter. Bu ailenin adını dışarıdan hiç kimse yıkamaz. Sen de bir anlık öfkeye kapılıp da birliğimizi içeriden yıkma oğlum. İhsan. Ne yaptınız? Konuşabildin mi Kerem'le? Nasıl durumu? Merak etme Melek, gayet iyi. Konuştuk. Biraz öfkeli tabii. Yani Funda'ya bir şey yapmadığını söyleyip duruyor. Yapmadım diyor değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Yani Kerem böyle bir şey yapmaz. Funda yalan söyledi, iftira attı çocuğa. Açıkçası Funda'nın bu son tavrından sonra ben de böyle düşünüyorum. Vallahi Funda taburcu oldum. Bebek de iyi. Mahkeme deliğimizi kullanabiliriz bunları. Yani Kerem'i bugün çıkarırlar çıkarmasına da... Ben korkuyorum bu öfkesi yüzünden başına bir iş açacak, kendine zarar verecek diye. Ömer, tayin peşinde koşa dursun. Defne kızım ben bir yere gitmeyeyim diye ağırlığını koydu valla. Ne yetmiş? Defne'nin bu dik duruş aynı anası bileyim. Aferin benim kızıma. Ya Seyda'yla ikisi birden gitmek istese önünde duramazdık tabii de. Ama Ömer kendi başına bu işlere kalkışınca kızım da gönlü kırıldı tabii. Allah Ömer'e de çok görmemek lazım ki mani. Çocukların dertten sıkıldığından kafaları yerden kalkmadı ki. Onlar da bütün bunlara sebep gitmek istediler. Gitmek değil onun adı Seyda Ali. Kaçmak, kaçmak. Karısıyla burada kalıp mücadele edici. Yok öyle ben yoruldum ettim demek ya. Ya bunlar daha önce de burada başka bir eve çıkıcılar. Ses etmedik. Nasılsa buradalar, elimiz üstlerinde olur diye. Ama elin yabancı memleketinde ne ediciler ya? Dilekçe verdim demiş ya Samir. Dur dur rahat. Kerem daha duruşmaya çıkmadı elle. Halil'den bir ses seda yok. Ararım dediydi ya. Anca olur mahkeme Cumali. Kurban olduğum Allah ya. Gence çocuk mezarlık köşelerinde. Valla. Öfkesi, Tuncu. Ne bileyim. Aynı Mithat dayısına benziyor bileyim. Eğer yaralı olup hastanede yatmasa çoktan ikisi beraber Alpay'ın peşine düşmüş. Beni delirtme, bu iş bitecek. Hayırdır, bu kime derlendi şimdi ya? Dediğimi yapacaksın, o kadar. Hayırdır Kenan Efendi? Bu kadar da olmaz ya. Kapımda yılan beslemişim. Alpay'dan bir haber mi? Haber olsa, nerede olduğunu bir bilsem gırtlağına çökeceğim de yok işte. Kenan ne oldu ya? Alpay ile İdris el birliği etmişler. Dükkan deposundaki mallarımı hiç etmişler. Ya İdris de yok ortada. Yoksa bunlar ikisi araba. Yoksa dedikleri gibi ikisi. Ya başka kim olacak Seyit Ali Bey?
Onlara güvenip iş veren kafama tüküreyim. Onlara dükkanımı emanet ettim. Onlar içini boşaltmışlar. Alpay'ın kime sırtını dayadığı belli oldu. İdris'le beraber. Bilmiyorum ki. Alpay Funda'nın da hesaplarını boşaltmış. Kadıncağız beş parasız kalmış hastanede beni aradı ağlayarak. Yediye gasap emanet ederken düşünücüdüm bunları Kenan. Şimdi böyle yanar durursun işte. Haklısınız, ne diyeyim. Elimden geleni yaptım, bela olmasın diye Alpay'ın yollarını tutmaya çalıştım her gün ama beceremedim. Siz de haklı olarak beni kabahatli görüyorsunuz. Yok, senin kabahatin geçmişte ardına durmak. Yoksa şimdi ettiklerinden senin kabahatli bulunmak. Öyle de işte. Herkesin gözü bana dönüyor haliyle. Halil de evimi bastı. Kapıları kırdı, evime girdi Alpay'ı saklıyorum diye. Gene de şikayetçi olmadım kendisinden. Siz de ne olur üstüme gelmeyin artık. Ne diyorsun sen ya? Halil niye böyle bir şey dedikse? Yani sen Halil'den şikayetçi olmanla mı? Bunda Kerem'den olmuş. Nasıl ya? Niye? Bana saldırdı diye oğlanı karakola aldırmış. Bilmiyordum ya. Sizden duydum vallahi. Biz de Halil'in böyle ettiğini bilmiyorduk. İşte insan ol. Canı yanmaya görsün. Etmez dedim yani. Neyse, sana da geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Sen ne işler karıştırıyorsun Funda? Hala, kolay gelsin. Beyhan ablaya baktıydım da nerede biliyor musun? Yemek yapıyordu. Bir şey mi oldu? Hala, ben bütün işlerimi bitirdim, bebekleri falan filan. Dedim hani Beyhan abla nerede diye. Ya ben bu kadına çok üzüleyim, bileyim mi hala? Şimdi ebe üstüne oldu ya, kadıncağız hiçbir şeye yetişemiyor ya. Üzüleyim ben de. Acaba diyeyim, tatlar ne zaman gidecek ha? Kızım, misafire ne zaman gideceksin diye sorulur mu? Ya Mithat bu evin çocuğu. İstediği kadar kalırlar. Hem Seyran işine gücüne giderken Mithat gözümün önünde olur. Kızım birbirimize can olacağız. Birlikte duracağız. Ha? Destek olacağız birbirimize. Onların yaşadıkları da az şey değil ki. Yazık, Seyran hamile. Yani evinin yemeğini mi düşünsün? İşine mi koşsun? Mithat'a mı baksın ha? Ay yok hala, haklısın. Ben ondan demedim. Beyhan ablaya üzüleyim dedim, hani yorulayım diye. Onu düşündüğümden dedim. He. O kadar çok düşünüysen birkaç gün işine gitmeyi verirsin. Girersin mutfağa, Beyhan'a yardım edersin. Etmeyeceksen de kimsenin işine karışma Kadriye. Tamam da her şeyin acısını benden çıkarayım. Oh, vurun Kadriye'ye. Aman dibi tuttu. Allah yarabbim. Beyhan abla. He. Kolay gelsin. He, sağ ol. Bir tanesi ablaların. Bak, bugün çocuklar sana emanet. He. Şimdi onları ben bir güzel yedirdim. Ablarını temizledim. Şimdi uyudular. Ne güzel. Tersi de masaya bırakayım ama orada burada bırakma. Tamam mı? Bir tek uyanınca bir daha acıkırlar diye sütlerini şey yaptım, dolaba koydum. Haberin olsun. Kızım, etme eyleme. Onca işi ben tek başıma nasıl edeceğim? Bak bugün mübarek gün. Akşama iftar yemeğini yetiştirmeye çalışıyorum. Arada senin bebeğini nasıl eğleyeceğim? Ama Beyhan abla hani Seyran işe gidiyor ya. Onun gibi düşün. Ben de öyle işe gideceğim yani. Ha? Kızım bak, yapma etme. Hava güzel. Al bebeğini de yanında götür. Ya ben nasıl götüreyim? Bugün çok fazla iş var. Bir sürü iftar siparişi olur. Hem biz aile değil miyiz? Ha? Ben de senin bir kızın sayılırım. Onlar da senin torunların sayılırlar. İlgilenmeyeceksin mi? Hı? Aşk olsun. Mithat'la zaten hanım ilgileneyim. Ha? Gelin hanım. Bak ben de onu diyeyim ya. Nefsa Hanım'ın da canı kalmadı. Ya benimle mi uğraşsın, Mithat'la mı uğraşsın? Ya ama bak, beni çok lafa tutuyorsun ha. Bak çok iş var. Zaten yeni uyudu bebeler. Uzunca bir süre uyanmaz onlar. Hadi. Bak güveneyim sana ha. Tamam, hadi görüşürüz.
Defne. Dışarı mı çıkayım? Evet, konağa geçeceğim. Oradan da dükkana geçerim. Ha, ey ey. Geç tabii. İşinin başında ol kızım. Burada böyle boşluğa düşüp de daha fazla dertlenme. Bildiğin annenle çıktı gitti locaya. İlk başlarda orada işe başladığında istemediydim ben. Karşı çıktıydım ama eli ekmek tutanın çalışması sevaptır kızım. Efendim yenge. Defnem, ortağım. Bana bak, bak işi gücü sermek yok tamam mı? Bak böyle zor günlerde daha çok işimize odaklanmamız lazım. Ha. Tamam, çıkıyorum ben de şimdi zaten. Ha, tamam. Bak şimdi ben sizin evin oralardayım zaten. Önce bir çarşıya gidelim beraber olur mu? Ha. Tamam, tamam. Yengem buralardaymış, yakındaymış da babaanne gel çarşıya gidelim diyor. Çıkayım ben. Ha. Gidin tabii. Yengen de bayağı sebatlı çıktı bakayım da. Maşallah. Ne zaman bitecek benim bu rezilliğim acaba? Ne zaman? Ne oldu ya? Ne yaptın ben yine? Ya siz ne zaman akıllanacaksınız ya? Hı? Şunlarla uğraşmayın dedikçe inadına yapıyorsunuz. Kerem'i ne diye şikayet ettin? Kenan buraya geldi, bana saldırdı. Bas bas bağırdı. Ya bütün komşular şahit. Ya benim bebeğime bir şey olsaydı böyle konuşuyorsun ama. Olmadı ama değil mi? Bebeğin de sağlıklı, sen de sağlıklısın. Vakfımda. Kocana uğraşma kimseyle dedim, dinletemedim. Ne oldu? İşler bu noktaya geldi. Aynı mesai senin için harcayamayacağım. Derhal şikayetini geri çekeceksin. Sonra da hana gidip bizzat bana haber vereceksin. Yoksa muhtaç olduğun parayı çalışıp kendin bulmak zorunda kalırsın. Defne, hoş geldiniz. Hoş bulduk Müze abi. Hoş bulduk, kolay gelsin. Nasılsın, iyisin? Sağ olasın. Ya bizim bazı siparişlerimiz olucu da. Tamam, ne siparişi? Dükkan için böyle. Şimdi şöyle, 40 tane tabak isteyeyim. 40 tane de ayran tası isteyeyim. Bir de su ikramı için. Defne, bizim kaç tane masa vardı? 5 tane. Ha, o zaman 10 tane sürahi, sunumlar için böyle 2 tane büyük sini, ikramlıklar için de küçük küçük böyle 10 tane tepsi isteyeyim. Bunların hepsi bakır olucu ve acil tarafından olacak ha. Acil? Ha. Yani hemen? Tabii tabii hemen çünkü dükkanı açtık ya, hele servis yapıcı. Valla yani tamam, yetiştirmeye çalışırım. Ha, yaparsın sen ya, yaparsın. Şeyde toplarsın hesabı da Mahmut'a göndersin ha. Tamam yenge. Yani ben tez vakitte yetiştirmeye çalışırım, hana da getiririm. Ama hiç şey model bakmadık. Kadriye hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyi, sen? İyiyim ben de, sağ ol. İşte dükkan için bazı siparişler vardı da onları verelim diye geldik. İyi madem, hadi gel yukarıda modellere bakalım. Artık hangini beğenir sana? Tamam. Hadi Defne, geleyim mi? Yok yenge ya, sen keyfine, zevkine göre bak, seç. Ha, iyi. Ha, öyle. Ben seçeyim o zaman. Gel. Tamam. Defne, sen biraz huzursuz görünüyorsun. Canım sıkkın ya Rıza abi. Hele geç, otur biraz konuşalım, gel. Ne ettiniz Ömer'le? Konuştunuz mu siz? Konuştuk. İyi bir şey yapacağım derken hata yapmış. Seni üzdüğü için de çok üzülmüş. Çok kırıldım onu. Haklısın, yaptığı doğru bir şey değil. Anlıyorum. Ama Ömer de hatasını anladı. Sen de ona en azından bir fırsat ver. Oturun güzelce konuşun. Birbirinizi yormaya değil, dinlendirmeye çalışın. Onun da kendine göre sebepleri var. Senin de var. Ya siz birbirinizi çok seviyorsunuz, ben biliyorum.
sevginin hakkını vermenin bir yolu da bağışlamaktır. Biz insanız sonuçta. Bazen düşünmeden kararlar alırız. Ya içinde art niyet yoksa mesele çözülür. Ki Ömer'in içinde art niyet yoktur. Biliyorsun. Biliyorum, yoktu ama yani yine de bana... Ya sana diyememiş, diyememiş. Tam bu babanın meselelerinin üzerine tayin çıkıvermiş. Ömer de arafta kalmış şimdi. Aklı karışmış. Ama sonradan aklı başına geldi. Bak, bir daha böyle bir hata yapmayacak. Emin ol. Böyle böyle birbirinizi anlayıp yuvanızı olgunlaştıracaksınız Defne. Bak, Ömer seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. E tamam. O zaman konuşacak bir şey var mı? Ya bu dükkanın tasını karanı da hemen şey yapalım. İşiniz yarım kalmasın, tamam? Hadi. Sağ ol Rıza abi. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Size hadi, de. Hadi kolay gelsin. Hadi hayırlı işler. Sağ ol. Selametle. Burada bir an önce sağ salim çıkabilecek miyim acaba? Hiç aslı bu kadar hissetmemiştim. Ha. Boğuluyorum burada. Benim özümde boğuluyorum. Hiç böyle bir şey hissetmemiştim daha ben. Boğuluyorum burada. Kendine benimle boğuluyorum. Boğuluyorum burada kendine benimle. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Ben de arkadaşlarını oturmaya çağırdın sandım. Ne konuşup duruyorsun kendi kendine? Deli misin? Beni buradan çıkart. Boğuluyorum orada. Boğuluyorum. Dayanamayacağım. İstersen çık dışarı. Polis kaynıyor her yer. Daha oksijen beynine gitmeden ters kelepçeyle alırlar. Halil'in baskınından sonra bir ekip daha diktiler kapıya. Beni her yerde gözlüyorlar. Ben de dışarıda yeterince stres altındayım. Kimlik işlerini halledemiyorum bu yüzden. Temkinli olacağım diye süreç uzuyor. Ne yapayım? Bunda nasıl? Bundan haber aldın mı? Sorma. Peki, haberler veremeyeceğim. Ne oldu? Hastaneden geliyorum. Funda fenalaşmış iyice. Doktorlar hala ilaç veriyorlar sakinleşsin diye. Kendine geldiğinde saldırıyorum şönüne gelene. Ben sabah gitmeden de Kerem'i polise şikayet etmiş. Oğlanı almışlar içeri. Tabii bebek de düşünce. Oğlanın işi zor. Hapse girer kesin. Of. Doğmadan ölmüş çocuğuma mı yanayım? Yoksa kendi çocuğumun durumuna mı yanayım? Yanacak çok şey vardı. Sen sakin kalmalısın. Biliyorsun başımıza ne geldiyse seni bu delirmelerin yüzünden geldi. Bunda bir kendine gelsin konuşacağım. Şikayetini geri almasın sağlamaya çalışacağım. Ya... Bir an önce evrakları hazırla, beni buradan Funda ile beraber çıkart, tamam mı? Sonra da oğlumu kurtaracak bir plan düşün. Tamam mı? Ah be albay. Az dinleseydin beni, işler bu raddeye gelmeyecekti. Neyse, ben elimden geleni yaparım elbet. Bir kere girdim bu yola. Ben dönek değilim, yarı yolda bırakmam. Ya bak, ben sana gene yemek getirmeyi unuttum. Kusura bakma, yukarıda da bir şey yok. Ama söz akşama bunu telafi edeceğim. Su falan içi tok tutar. Dur bakayım. Bak. Kan şekerini düzenler.
şekerim. Dalga mı geçiyorsun benimle? Niye dalga geçeyim almayayım? Ha? Halin kalmamış. Kan şekerin düşerse bayılırsın. O zaman ne yapacağım? Hastaneye de götüremem seni. Yorulduk ha. Çok ağır bunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar nerede galiba? Çocuklar? Bebeler evde. Nasıl evde? Neye getirmedin çocuklar? Kim bakıyor çocuklara? Behan abla dedi, ben dedi bakarım dedi. Bayağı da ısrar etti dedi. Onlar benim torunlarım gibi dedi. Ne yapayım ben de? Bugün bir sürü iş var. Çalışan kadınım malum. İyi madem, tamam. Açayım dükkanı ben. Dayı. Kerem'den haber var mı? Vallahi annenler karakolda Defne, haber bekledik. Kız Ünzile! Ünzile! Abla? Kız neredesin sen ha? İyice serdin işleri ha. Yok buradayım işte. Kız bana bak. Hani söz verdin ya bana, ondan şey diyeyim. Canım istemiyse ben seni zorlamayayım hiç. Yok yok abla, olur mu? Elimden ne gelirse yaparım. Hadi hadi, çok iş var. Hadi işe koyulalım. Abla. Ha? Bebeler annem mi bakayım? Ay yok canım, şey yurt dışından gelen dadımız bakayım. Kız sen buradasın, ben buradayım. Kim bakacak? Annem bakıyor he. Yani ne bileyim işte, böyle koca konak, Mithatlar, şimdi bir de bebeler. Ha doğru. Elinizle keşke sen evlenmeyeydin. Evlenmeyeydin, konakta kalaydın ha? Keşke, yardım ederdin bize. Hadi az laf çok iş. Bak bugün tam tekmin beni çıkarıcı ha. İftardan önce şey paket servisi hazırlayacağım. Valla nasıl yetişebilir miyim? Şimdi mağabeyi çıraklardan birini alırsak anca öyle yetişirse. Hadi hadi hadi. Başını da sen al. Tamam. Bunu da ben alayım. Komşu. He komşu. Bana bak. Bugün senin çıraklardan biri benim ha. Valla sen de benim çıraklara gözünü diktin ha. Şu Ömer'in tayin mezunu anlatıcıydı. Ne oldu? Bir de bana hele. Yani tayin istemiş işte yenge. Onaylandı. Ben de yeni öğrendim. Aman kız, yoksa gideyim misiniz? Yok, ben bir yere gitmeyeceğim. Yani Ömer de zaten iptal ettirmeye çalışıyor şu an. Hmm. Yani bir gitmek istedi. Ben biliyorum. Ömer haklı tabii. Babanın ettiklerinden sonra... El içine çıkıcı yüz mü kaldı insanda? Ay neyse ki şey, şimdi durdurmaya çalışayım ha. Kız zaten öyle bir şey olsa ben seni gönderir miyim bir yere ha? Ben seni hiçbir yere göndermem, hiçbir yere. Bak Nedicim, sakın babanın yaptıklarını düşünüp de kendini üzme, tamam mı? Bundan sonra biz hep dükkanımızı düşünelim ha? İşimize konsantre olalım, tamam mı? Canım benim. Hadi bak al şu tebeşiri. Gel günün menüsünü yazalım beraber. Hadi gel. Yaz enginar. Abla. Heh. Sen bunların fiyatını düşündün mü? Kaçtan satacağız biz bunları? Yo. Hiç düşünmedim ki ben. Sen de hep işinden gücünden oldun bugün. Git istersen sen, ben beklerim. Olur mu öyle şey Melek? Buradan Kerem'i alıp birlikte çıkacağız. Funda Hanım şikayetini geri çekti. Kerem'i bırakacaklar. Funda. Teşekkür ederim. Melek, ben bu yaşadıklarımı hak etmedim. Kerem'in bu yaptıkları da beni çok üzdü. Alpay'ın yaptıklarından sonra da herkesin siniri bozuldu. Tabii ben buna yordum açıkçası.
Ha bu Kerem'e hak verdiğim anlamına asla gelmiyor. Böyle anlama sakın, tamam mı? Sadece Albay gibi bir adamın oğlu olduğu için çok acı çekiyor. Görebiliyorum. Şimdi bir de babası sevdiği kızın katili oldu. Yani uzun lafın kısası, ben Kerem daha fazla üzülsün istemedim. Hamileyim, ben de anneyim artık. Ben Kerem'i, Defne'yi, Seyit Ali, ay, hele o Seyit Ali'yi çok seviyorum. İster inan, ister inanma. Sağ ol. Böyle düşünmene sevindim. Alpay'ın yakalanmasını en çok ben istiyorum. Yakalandığını görmek, ceza çektiğini görmek. Çok istiyorum. Siz avukattınız değil mi? Bir kartınızı alabilir miyim? Olur. Sonra başka bir şey için lazım olacak da. Komşu ne o ya? Senin kendi düveninde yemek yok da abi benim düvene mi geldin karnını doyurmaya ya? Yo, piyasa araştırması yapayım. Ne piyasasıymış böyle? İşte etli yemeklerin borsası nasıl oluyor onu anlamaya çalışayım ha. Ya Bedriye, ya piyasa araştırması abi böyle listeye bakarak olaydı. Oo. Mesela ben de yıllardan beri sağa bakayım ama hala çözemedim, yanım var 41 maşallah. Aman anladığın kadar inan Gazen. Yetmiyor mi yetsin. Ay hiç gülecek yoktu ya. Kızlar. Hadi. Kız vallahi fiyatlar 35'ten 100'e kadar gidiyor ha. Yenge tabii normal çünkü et de sebze aynı olmaz. Tabii. Yani şimdi onlar kaç çeşit kebap yapıyorlar. Bizim yaptığımız bir tencere yemeği. Ünzile. Tencere yemeği deyip küçümseme yani. Onun bir sürü tarifi var alengirli alengirli. Malzemeleri de nasıl pahalı ha. E kalite çünkü. Doğru değil tabii, bunlar da etten pahalıdır değil mi? Ama yine de aynı olmaz fiyatları. E sonuçta her şeyi hesaplamamız gerekiyor. Kullandığımız yağdan tüpe kadar. Biz dedeme göre fiyat mı belirleyeceğiz yenge? Kızlar, ben onu şöyle düşündüm. Şimdi elektrikle tüpü Mahmut'a iteleyeyim diyeyim, tamam mı? Yakında da derim, halden geçerken sebzeleri al derim. Ay benim canım kalbi güzel kocam, onları da alıverir vallahi. Böylece malzemeye para vermeyiz. Pişirip el emeğimizi kazanırız. İşte başta da fiyat kırarız. Böylece bunların müşterilerini de çalarız. Nasıl fikir? Yani şimdi abla müşterisini çalıcım dediğin kişi de Mahmut abi. Yani böyle sol cebinden alıp sağ cebine koymak gibi. Yok öyle olmadı. Şimdi şöyle, benim kazancım benim. Mahmut'un kazancı da benim. Kız siz ne anlarsınız ticaretten? Anlamazsınız siz. Aklınızı karıştırmayın. Halledeceğiz bir şekilde. Kerem. Oğlum. Hiç korkma oğlum. Hiç korkma. Bak dava geri alındı. Adliyeden sonra hep birlikte eve gideceğiz. Bir saniye. Ay Kerem. Kerem. Beti benzi atmış çocuğun sesi soluğu çıkmıyor İhsan. Evet tamam. Hadi biz de geçelim adliyeye. Defne'ye bir haber vereyim. Defne'm. Kızım Kerem'i aldılar, adliyeye götürüyorlar. Biz de geçiyoruz onunla. Funda şikayetini geri almış. Tamam tamam annem, çok sevindik biz. Haber bekliyoruz, sana sakın Kerem'i almadan gelme. Tamam tamam, çok öpüyoruz. Hemen dedemlere söylememiz lazım bunu. Dede! Dede! Dede, Kerem'i bırakıyorlar. Oh, çok şükür. Çok şükür. Çok sevindim. Funda geri çekmiş şikayetini. Annem alıp gelecek Kerem'i. Allah bu mübarek günde dualarımızı kabul etti. Hadi gözümüz aydın ya Defne. Geçmiş olsun ya. Bundan da kurtulduk ya sonunda. Çok şükür. Oh. Ne olduysa Funda Hanım şikayetini geri çekmiş. Geçmiş olsun. Kerem çıktı galiba. Yok.
Çıkmalı da çıkıcı. Funda şikayeti geri çekmiş. Allah sebep olandan razı olsun. Siz mi konuştunuz? Önemli olan adaletin yerini bulması. Zira Kerem'in böyle bir şey yapmadığına hepimiz inanıyoruz. Ben dükkanı boşaltıp satacağım. Alpay davası halledildikten sonra buralarda durmayı düşünmüyorum. İsterseniz size vereyim dükkanı. Yok. O uğursuzun yeri bizi yaramaz. Ya o dükkan benim. Onun değil ki. Olsun olsun. Biz oraya baktıkça Alpay'ı hatırlarak huzurumuz kaçar. İsmi sen bir başkasına ver. Aman diyeyim ha. Aklı başında biliyorsun da. Ya Kenan Efendi. Bu İdris Alpay'ı saklıyor olmasın? Abi düvenini de el birliğiyle boşaltırlarsa demek ne ettiler sağa beraber etmişler. Olmayayım mı? Aynı şeyi düşündük Mahmut. Polise şikayetimi ettim zaten. İdris bulunduğunda belki de Alpay'ın da izini bulacaklar. Dükkanı almayacaksanız kalan mallarımı elden çıkaracağım. Sonra hayırlısıyla yeni dükkan komşusu bulacağım size. Merak etmeyin. Size dert çıkaracak biri olmayacak. El sıkışmadan önce sizi tanıştıracağım. Hadi kolay gelsin. Hoş geldin Funda. Buyur geç. Çekmişsin şikayetini. Hı? Neydi o konuşma? Dükkanı mı satacaksın? Alpay'ın yediği herzelerden sonra başka çarem kalmadı. Artık bu handa, bu insanların gözüne baka baka iş yapmam mümkün değil. Üstelik dükkanı satıp parasını da sana vereceğim ki başının çaresine bak. Gerçekten? Evet. Vay be. Kocam bile yapmadı bunu bana. Sağ ol. Senden çok karnındaki Sabi'yi düşünüyorum. Babasının hayırsızlığı o çocuğun kaderi olmasın. Sen az burada otursan ben şu malları alacak mezatçıları alıp geleyim. Bu arada sen de kocandan kalan bir şeyler varsa onları alırsın, toparlansın ortalık. Tamam. Sana açık bir ıhlamur yolluyorum. Tamam. Bir dakika ya. İdris Kenan'ın Vildan'a yazdığı mektupları da burada sakladığını söylemişti. Ay nereye koydu acaba? Allah'ım iyi aklıma geldi. Nereye sakladı acaba? İkisi birden yok oldu. Aramak bana kaldı ya. Şu Funda'ya acıyayım vallahi. Ya düşünsene Alpay gibi birinin bebeğini taşın karnında. Anneme de Kerem'e üzüldüm. O yüzden geri çektim şikayetimi demiş. Gerçi Kenan da konuşmuştur. Canım öyle düşünme. Yani geri çekmeye de bilirdi değil mi? İkna olmuş demek ki. Bence bir teşekkür etmemiz lazım. İnsanlık görsün. Yok yenge hayır. İstemiyorum ben. İçimden gelmez böyle bir şey benim. Gel beraber konuşuruz. Zaten o sevinsin diye değil ki. Utansın diye. Hadi gel. Kalk. Yok. Kalk 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 hadi. Ben yanındayım hadi gel. Funda abla. Ay. Efendim. Efendim ne var ne? Seninle konuşmaya geldim. Ne söyleyeceksin Defne? Yani boş boş teselli edeceksen benim karnım tok. Abla ıhlamur ye dedim. Tamam sağ ol.
Bebek iyiymiş. Geçmiş olsun. Kerem için de teşekkür ederim. Yani şikayetini geri çekmişsin. Bak Kerem çok genç. Babasına da çok kızgın haklı olarak. Ben diyeyim keşke sen ta en başından beri onu polise vermeseydin. Ha? Böyle durumlarda biraz düşünceli olmak lazım ama işte sen de nerede? Ne diyorsun anlamıyorum ne? Sağ ol diyeyim sağ ol. İyi etmişsin. Ha? Geç de olsa insanlık insanlıktır diyeyim ha? Bitti mi? Vaktim yok, vaktim yok. Kolay gelsin. Yüzsüzler. Yüzsüzler. Ne var içinde acaba o zarfın? Ay kesin Alpay'ın yeriyle ilgilidir ha. Bu kadın da Alpay'ın yerini bilmiyse ben de kendimi keserim vallahi. Ne yılan o, ne yılan. Yani yenge acıdığını söylemiştin ama kadını. Vallahi canım benim edici iki çift lafım vardı. Etmezsem içimde kalıcıydı. Ondan dedim gidelim teşekkür ederim diye ya. Sen ne kurnazsın yenge. Bunu mu düşündün? Herhalde. Ne varmış? Hadi aç bakalım. Aç aç. Kadriye. Ha? Beyhan abla ya. Çocuklar uyanmış ağlıyorlarmış. Aman ya. Hemen mi uyandılar bunlar ya? Alo. Oğlum bir yemek söyleyelim. Bir şeyler ye olur mu? Midem bulanıyor diyordun hem bastırır. Yok bir şey istemiyorum anne. Ben müsaadenizi isteyeyim. Adliyede birkaç işim var. Burada insan. Sağ olasın. Size de geçmiş olsun. Sağ ol İhsan. Konağa mı gitsek? Konağa geçelim o zaman. Kerem bir duş alsın ha, bir banyo yaparsın oğlum iyi gelir. Mis gibi de yemekler vardır orada onlardan yersin. Yatarsın dinlenirsin şöyle güzel. Bu dediklerini yapınca geçecek mi anne bütün bu olanlar? Yani silinecek mi babam bütün bu yaptıkları? Kerem. Kerem çok gerginsin haklısın. Ama biraz sakin olmaya çalışsam ha. Bir nefes alsam. Elbette olanlar böyle bitmeyecek silinmeyecek. Hepimizin canı çok yandı ama... Belli abim. Benim aldığım her nefes batıyor. Geçmiyor acısı, geçmiyor öfkesi. Çok zor oldu biliyorum. Anlıyorum. Ama Kerem biz bu öfkeyle yaşayamayız oğlum. Ne kaybettiklerimiz geri gelir, ne acımız diner. Bu öfkeyle yaşayamayız biz. Anne, ben Funda'ya hiçbir şey yapmama rağmen nezarete girdim. Babam masum bir insanı öldürdü, hala dışarıda ortada yok. Bu nasıl adalet? Ben kabul edemiyorum bu olanları. Kerem, haklı olduğun halde elin kolunun bağlı kalmasını ben çok iyi biliyorum. Çaresizliği çok iyi biliyorum, kendim yaşadım. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Ben de bir öfke yüzünden hayatımı bitirecektim. Aynı hatayı sen yapma istiyorum. Ben babamın sonunu görmeden rahat edemeyeceğim Ali abi. Maalesef bu böyle. Kerem'cim lütfen. Kerem'cim. Melek. Üstüne gittikçe öfkesi büyüyecek iyice. Bırak biraz nefes alsın tamam. Nezarette iyice gerilmiş çocuk ondan biraz da. Nereye gidiyor şimdi? İnşallah eve gidiyordur. Ne yapacağım Ali? Nasıl yumuşacak kalbi? Ben çok çaresiz hissediyorum kendimi. Vildan Hanım, İstanbul'a gideceğiniz saati bana bildirirseniz çok iyi olur. Zira ben de İstanbul'a geçtiğimde sizi artık rahatça telefonla arayıp buluşma yerimizi organize edeceğim. Ben dükkanı boşaltıp satacağım. Alpay davası halledildikten sonra buralarda durmayı düşünmüyorum. Yok ya. Benim aklım olmuyor böyle bir şey. Orada mı buluşacaklar bir de? Allah Allah. Kenan beni buradan niye göndermeye çalışıyor biliyor musun?
Kaynanana olan sevdası yüzünden. Ya sütleri ne kadar bıraktım ya? Beyhan abla da yani bir şey olunca hemen eli ayağı birbirine dolanmış telaşlanıyor. Sanki hiç mi çocuk büyütmedi bu kadın? Ya abla bu kadın da ahtapot değil ki. İki tane eli var. Nasıl yetişecek bütün işlere? Ay Ünzile yani ne var bunda? Bir günlük bakacaktı. Yani sanki eziyet ettik kadına ha. Ne abarttınız ya, ne abarttınız ha? Defne, kız Defne. Gel bakayım, gel. Açtım baktın mı yere düşen şeyde ne varmış, babanla ilgili bir şey mi? Bir şey değil ya. Mezat davetiyesi mi neymiş? Hadi be. Kız ben de ne heyecanlandım ha işi çözeyik diye. Cık. İşte bilmediğimiz iş ya dedektiflik. Hadi kız bildiğimiz işi yapalım hadi. Oğlum Defne'nin Gülen'deki acıyı görmüyor mu hiç? Neye benim babam böyle değil? Kendini yiyip bitiriyor kız. Onun duyduğu utanç herkesinkinden daha büyük. Seni de böyle kararsız görünce hepten yıkılık kız. Alpay'ın yaptığı hiçbir şey ne bize ne de Defne'ye kara çalmaya yeter. Sen de bir anlık öfkeye kapılıp da birliğimizi içeriden yıkma oğlum. Biliyorum ikiniz için de yaşananlar çok zor. Evlendiğimizden beri çok şey oldu. Ben de biliyorum. Aklın karışmış olabilir. Ne yapacağını bilmemekte de çok haklısın. Ama bak benim aslan doktor. Birinin iyiliğini düşünmek gelip de onun yerine karar vermek değildir. Sevinemedim bile doğru dürüst Kerem'in çıktığına. O kadar kızgın ki yiyip bitiriyor kendini. Ne olacak böyle ben bilmiyorum. Annem sen tanımıyor musun oğlunu? O öyle yani birden sinirleniyor, gözü hiçbir şey görmüyor. Ama düzelecek zamanı ben biliyorum, toparlayacak. E tabi. Oğul alınca geçmedi ki. Belki babası yakalansa bir nebze. O da hangi cehenneme kayboldu bilmez. Baba sen mi bir arasın acaba? Belki seninle konuşur. Aradıydım kızım ama. Bir daha arayayım. Açmıyor değil mi? Yok kızım açmıyor. Ya cezalı olmayaydı. Yine antrenmanda maçta falan ederken siniriniz testine atardı çocuk ama o da yok. Ya. Benim aklıma bir şey geldi. Ben bu işi halledeceğim. Nereye babam? Ben işi halledeyim de seni ararım. Annem tamam ne olursun bak dedem çözer. Sen merak etme aklın kalmasın. Gel ben sana dükkanını göstereceğim. Neler yaptım neler. Vallahi şaka maka Kadriye de iş sahibi oldu ya. 41 maşallah. Yanan'ın günahını aldım ama adam İdris'in Alpay'dan fena kazık yiyik. Güveni satasıymış. Alpay yakalandıktan sonra da çekip gideceğimmiş bu handan. Geç bile kalmış baba. Oğlum gitme bak. Biz Kerem'e dur sus dedikçe sen kendi sinirine yenilip gidip Kenan'ın evini basayım ya. Daha dosyan yeni kapandı oğlum. Ne çabuk yetiş demiş sana ya, korktu herhalde. Yok. Şikayet etmek için demedi. Öyle bir halı yoktu. Onun da takati kalmayı Alpay'dan. Belli ki canı yanmış. Bir de siz üstüme gelmeyin dedi. E madem İdris de Alpay mallarını çalmış şikayet etseydi onları da. Etmiş oğlum. Etmiş. Poliste kaydı var. İnanmazsan ara Murat'ı sor. Sor da içini rahatlat da düş adamın yakasından ya. Yalan deyici hali yok ya. Alo, Murat nasılsın kardeşim? Sağ ol Aleş, bildiğin gibi. Kolay gelsin. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Bu Kenan İdris için şikayette bulundu mu? Güya Alpay'la bir olup mallarını çalmışlar diye. Evet, evet. İdris için de şikayet dosyası açtık. Hatta bugün evine baskın yapacağız onun. Tamam. Tamam kardeşim, sağ olasın. Doğruymuş baba.
Gidelim sana. İdris'in de peşindelermiş. Oğlum, bırak polis işini yapsın. Sen de şu Ömer'in kulağını bük. Defne'nin kalbini kötü kırmış bak. Kız yerden göğe kadar haklı. Biliyorum, biliyorum. Haberim var. Mize konuşmuş. Ben de konuşacağım baba. Sen merak etme. Vay arkadaş ya. Ne Alpay'mış be. Hepimizi bir tarafa savurdu attı vallahi. Kerem, gelsene. Beraber çalışalım. Yok, sağ ol. Ne yok ya? Ne oldu oğlum senin enerjine, azmine, hayallerine? Hepimize nutuk çekiyordun. Hayallerinizin peşinden gidin, bir hedefiniz olsun diye. Ne hayal kaldı artık, ne hedef. Gitti hepsi. Ya saçmalama oğlum. Sahada Emre'nin yerini almak için canla başla çalıştığın o günleri hatırla. Sen iyi bir sporcusun. Hem en iyi performanslar acıdan, öfkeden sonra gelir. Bırakmamalısın, asılmalısın. Son yaşananlardan sonra bırak sahaya çıkmayı, ben burada nefes alamıyorum. Bilmiyorum ne yapacağımı. Sahaya ineceksin, topa vuracaksın. Yapacağın şey bu. Ne için? Maça da çıkamıyorum. Neye çalışacağım ki? Maça çıkmak için çalışacaksın. Oturduğumuz yerden maçı seyredeceksek ayrılalım kulüpten. Bilet alıp tribünlere oturalım. Hadi kalk. Defne'm, siz ne yaptınız kızım? Konuşabildiniz mi Ömer'le? Bu tayin işi ne olacak? Anne, Ömer babamın yaptıklarından dolayı benden utanıyor. Yani açık açık söylemedi tabii ama tüm dilekçe verdi, tayinini iptal ettirmeye çalışıyor. Ama benimle konuşurken gitmek istiyor gibiydi. O yüzden kırıldım. Yani hani benden habersiz tayin istemesini anlarım. Affedebilirim. O zaman babaannesine çok öfkelenmiş, sinirlenmiş. Tamam. Ama bu durum başka. Kızım. Güzel kızım benim. Babanın yaptıkları yüzünden hepimizin hayatı düzeni alt üst oldu Defne. Sen elbette böyle bir tavrı hak etmiyorsun. Ama Ömer de insan. Ona da bu son olanlar ağır geldi Defne. Hangimiz hazmedebildik ki zaten? Herkes çok öfkeli Defne. Onu da bu noktaya getiren bu olanlar oldu. Sen bak, kızmamaya çalış. Kızma, anlamaya çalış. Ben eminim siz konuşarak, birbirinizi dinleyerek çözebilirsiniz bu meseleyi. Tamam. Tamam anne, peki. Efendim baba. Ha kızım, şimdi ben Kerem'in kulübünden çıktım. Hocayla konuştum. Cezayı kaldıracaklar. Takıma dönecek, çalışmaya hemen başlayacağım. Ay çok sevindim baba. Çok sevindim, çok. Ha, hocası şimdi Kerem'i arayacak. İyi, iyi baba ya. En azından hani maçlara çıkar eder, biraz rahatlar. Çok sağ ol. Ben ne ettim ki kızım? Sen üzülme diye aradım. Ya benim için soğusun diye. Tamam babam, sağ olasın. Hadi deden Kerem'in cezasını kaldırtmış takımdan. Oh çok şükür ya. Çok iyi oldu bu anne. Çocuk rahatlayacak, bir sahada sinirini atacak. Böyle fırtına gibi esecek. Sonra gelir bize hava atar. Ben çok iyiyim, ben çok iyiyim. Aman aman, atsın havasını, atsın fırtınasını mı estiriyor, estirsin. Ne istiyorsa yapsın, şu öfkesi bir dinsin de. Allah aşkına. Tamam anne. Tamam, sen üzülme, tamam. Üzüle? Üzüle ne oldu? Ya abla vallahi bu kadar da olmaz ya. Türkiye kuzum, gel bir otur, ne oldu? Dur 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 dur. Ya vallahi bu kadar abla da gram vicdan kalmamış ha. Dükkanı zaten bütün işleri biz yapıyoruz. Bize verdiği emirler yetmezmiş gibi koca konağı tek başına çeviren annem de arayıp arayıp emir veriyor. Dakika başı bebeler için. Ya kadının yaşı belli, başı belli abla. Nasıl yetişecek koca konağın işlerine bir de bebeler? Kıyamam sana, üzülme kuzum. Vallahi abla sen benim içimi bileyim deme. Benim artık canıma yetmez, ağzımı açıp söylemezdim. Vallahi dayanamayayım ben. Bilmez miyim ben senin yüreğini, biliyor muyum? Yapma sen, hiç üzülme.
Bak ne yapalım biliyor musun? Ben zaten konağa gideceğim. Bebeklerle ben ilgileneyim. Kadir de telaşından öyle yapmıştır. Gerekirse ben onunla da konuşurum. Abla sağ ol. Kıyamam ne olur üzülme. Ne olur üzülme. Bak ben şimdi hallediyorum. Kadriye. Efendim. Bebeklerin evde sütü var mı Kadriye? He var. Kim sorayım? Ben sorayım. Niye? Ben şimdi konağa geçeceğim de hiç yeğenlerimle ilgilenemedim doğru dürüst. Bir mamalarını bir şeylerini vereyim dedim. Estağma. Ha. Hem bak Seyit Ali ile Gülce de okuldan gelecek. Hava da güzel. Onları ben bir parka götüreyim bugün. Ne dersin? Ay halası. Ne iyi düşündün ha. Vallahi Allah razı olsun senden. Beyhan ablanın da telaşı vardı. O da hafifler. Vallahi sağ olasın ha. Dolapta mutfakta sütler. Heh. İyi tamam Kadriye. Patele ya. Siparişleri Kadriye'den alacağız. Hesabı Mahmut'la göreceğiz. Valla bu Kadriye yaman kaldı. Bu dükkanın gelini kendine giderini Mahmut'a yazacak. Haberin olsun. Ya bildiğimiz Kadriye işte. Zerre değişmedik kadın. Onun öyle hep ince hesapları yok mu zaten? Ya bilirim de. Mahmut ne diyecek bu hesabı onu bilmiyorum. Valla dükkanlarını böyle huzurla yürütsünler de. Benim tek isteğim o. Ben Defne için seviniyorum zaten. Tek hevesli. Şu Ömer'le aralarını da bir düzeltseler. Ben Ömer'le konuştum. Muhtemelen Cumalemi de gereğini söylemiştir. Bunlar genç. Böyle böyle konuşa konuşa. Bulacaklar ortayı, anlaşacaklar. Hayatı olgunlaştıracaklar. Bildim. Ne ki? Öyle. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk Mirza. Buyur. Mirza ben dükkanı boşaltıyorum da elimde kalan kıymetli birkaç parça var. Onların bakımını tamirini yapabilir misiniz? Mezat'a göndereceğim de. Getir. Tabii ki bakımlarını yaparız da. Hayırdır? Ben buraya temiz bir sayfa açmaya geldim kardeş. Ama olmadı. Bundan sonra kimseye ne dert ne yük olmak isterim. Başka bir toprakta aynı göğün altında nefes almak yaşaması... Yaşayacağım. Müsaadenizle. Hayırlısı olsun. Ablam, halamın durumu hiç iyi değil. Durgunlaştı iyice. Nasıl iyi olsun Mithat? Kadın yaşamadı, acı kalmadı. Haklısın, haklısın da... ...her zaman da en güçlümüz o olmuştur ya. Ne bileyim. Çok yıprandı, çok üzüldü Mithat. Senin bu hale gelişin. İkra. İster Kerem'i aldı götürdü derken... ...gene iyi bile dayandı. Neyse ki Kerem çıktı. Şimdi ona sevinir. Kerem de maçlara kaptırır, kafası dağılır iyice. İnşallah Mithat. Öfkesini dindiremeyecek diye çok korkuyorum. Ben onu çok iyi anlıyorum abla. Ama bak sağlara dönmek ona iyi gelecek. Sen hiç merak etme. İnşallah. Özledin değil mi sağları? İnsan üzgün olduğu zamanlarda sevdiği yerlerde dolanırmış. Zor günler geçiriyorsun. Kafan karışık, yolunu kaybetmiş gibisin. Böyle durumlarda en iyi yol bildiğin yoldur evlat. Kendini iyi gördüğün, bir şeyler başardığını hissettiğin yolda yürüyeceksin. Eskisinden daha kararlı ve daha azimli üstelik. O zaman ruhundaki ağırlığın kalktığını hissedeceksin. Ne yapayım hocam? Maç yok, cezalıyım. Ya, hak ettim, çekiyorum. Ben bu durumlarda geri adım atmadım hiç. Ama şu anki durum farklı. Sen ve Emre'nin cezalarını kaldırıp sahalara çift forvetle eskisinden daha güçlü dönmeye karar verdim. Nasıl yani hocam? Ciddi misiniz? Sen ve Emre hemen çalışmalara başlıyorsunuz. Emre soyunma odasında giyiniyor. Hadi şimdi sen de onun yanına git. İdris'in evine gittik. Alpay'a dair herhangi bir izler rastlamadık. İşin garibi İdris'in de böyle kaçar gibi bir hazırlığı
Yoktu, evde öyle bir hava yoktu yani. Sanki sabah çıkmış, akşam geri gelecekmiş gibi. O zaman aniden başka bir yere gitmek zorunda kaldı. Olabilir mi? Aynı şeyi düşünüyoruz, evet. Alpay ile İdris bu işte birlikteler galiba. Ya kardeş, bu Alpay İdris'i de ortadan kaldırmış olmasın? Öyle mi olur? Doğru diyorsun derdim. Zaten öfkeliydi biliyorsun son zamanlarda ona. Kenan davetiyeyi Alpay'a İdris'in gönderdiğini düşünüyor. Belki Alpay da o sinirli Adana'dan geldiği gibi önce İdris'i buldu, öldürdü. Ondan sonra Han'a geçti. Olabilir. Baskından sonra tüm ekipler anons geçirdi. Hem hastanelere hem bütün kontrol noktalarına İdris'in eşlik haline ve kimlik bilgilerini verdik. Öyle de böyle çözeceğiz bu işi. Anladım Murat. Anladım da bu Kenan kendini ne kadar ispatlarsa ispatlasın, bu Alpay konusunda ben çok huzurlu değilim. Derdo, ya adam buralardan gideceğim deyip de şimdi Alpay'ın yakalanması niye bekliyorsun ki? Ya kendini size hala ispatlamaya çalışıyor abi. Bunun başka nasıl bir açıklaması olabilir ki? Ha, geldi. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geldin. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Nasılsın? İyiyim. Dede, öncelikle sana teşekkür ederim. Kulübe gitmişsin, hocayla konuşmuşsun. Hoca cezamı kaldırdı. Ben de sahalara geri dönebileceğim. İnşallah. Benim güzel annem. Ben senin gözündeki endişeyi, korkuyu görmeye daha fazla dayanamıyorum. O yüzden ben bir karar verdim. Bugün kulübe gidip hocadan bonservisimi istedim. İki gün sonra içinde kendime Almanya'ya uçak bileti aldım. Antep'ten gidiyorum. Cezası. Bu mektupları neden ortada bırakıyorsun ya? Kendin yoksun, neden mektuplar ortada? Kenan dükkanı satıyor. Mektuplar oradaydı. Alpay da yok. Bak şayet senin neyse söyle ona. Hemen polise teslim olsun. Yoksa bulduğum yerde kendi ellerimle öldüreceğim ben o adamı. Hazin aşkınızın hazin sonu. Vildan Hanım, İstanbul'a gideceğiniz saati bana bildirirseniz çok iyi olur. Zira ben de İstanbul'a geçtiğimde sizi artık rahatça telefonla arayıp buluşma yerimizi organize edeceğim. Defne, Vildan Hanım geldi. Haber ver dediydin. Tamam, geliyorum. Siz kimsiniz? Beyefendi, şaka mı yapıyorsunuz?
Ne işiniz var burada? Bakın girmeyin içeri, polis çağırın. Ne polis hanımefendi, sakin olun. Yoksa biz arayacağız polisi sizi çıkarması için. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Bu evin daha önceki sahibi siz misiniz? Efendim ne daha öncesi? Bakın bu ev bir kurum tarafından devralınmış. Ben de bu çifte kiralayacağım. Ne kurumu? Benim hiçbir şeyden haberim bile yok. Buyurun. Belgeler burada. Yaklaşmayın. Tamam, sakin olun. İsterseniz tapuya da sorabilirsiniz. Dolayısıyla bu evi bir an önce boşaltmanız gerekiyor. Orada devam edemem. Devredeceksin değil mi? Boşaltıyorum dükkanı, satıyorum ağabeyim. Parasını da size vereceğim, en azından niyetim bu. Bu suratın hali ne peki? Bunda bir şey mi oldu yoksa? Dükkanda iste piste boğuşurken hastaneden aradılar. Ne oldu? Sana demiştim ya, sakinleştiriciyle uyutuyorlar diye. Kendine gelmiş, yeni bir kriz daha geçirmiş. Ondan sonra daha kötü olmuş. Odadaki bardakla bileklerini kesmiş. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Olamaz. Bu da geldi. Kesemezsin. Olamaz böyle bir şey. Ne, peki durumu ne şu anda? Ölmüş mü, ne olmuş? Söylesene, ne olmuş, ölmüş mü? Durumu kritik. Şu anda yoğun bakımda. Hemşire fark edene kadar çok kan kaybetmiş. Dahası... Bütün bunları müsebbibi olarak nöbetçi mahkeme Kerem'i tutuklayıp hapse yollamış. Yeter artık. Ben bırak beni gideyim, ben de olursun. Bırak. Nereye bırakayım seni ağabeyim? Evden adımını atar atmaz yakalanırsın. Funda kurtulsun, en çok iki güne gemiye binmiş olursunuz. Yarın kimlikleriniz elimde olacak. Hatta birkaç yerle bağlantı kurdum. İtalya'ya ya da İspanya'ya geçeceksiniz. Orada sizi karşılayacaklar. Oradan da istediğiniz yerde yaşayacaksınız. Biliyorum, çok zor günler geçiriyorsunuz. Ama bu şafaktan önceki karanlık. Şimdi senin daha güçlü olman gerekiyor. Sakin ol. Funda bir kendine gelsin. Her şey yoluna girecek. Olamam işte karım. Hastanede, ölüm döşeğinde. İkisini de çok seviyorum. Karım her şeye rağmen beni hep affetti. Oğlum onunla vedalaşırken bana yıllar sonra ilk defa sarıldı. Beni sevmekten başka ne yaptılar Kenan? Evet, ne yaptılar? Sevmek... ne kadar güzel bir his değil mi? Sevildiğini zannetmek. Ağla ağla. Rahatlarsın. İyi gelir. Defne'cim, Ömer'le şöyle güzelce bir konuşsanız da artık tatlıya bağlansa bu mesele ha? Bilgen anne, ben de öyle olmasını istiyorum zaten. Artık bu kırgınlıktan çok huzursuzluk duyuyorum. Ne zor şeymiş böyle birini sevmek, bunun sorumluluğu. Ömer'i de çok üzülüyorum. Öyle görünce içim gidiyor. Bazen diyorum çok mu üstüne gidiyorum acaba? Ben bu kadar üstüne gitmesem.
aynı çıktığı yere gitsek, yeni bir hayat kursak. Ben bu duygudayım artık ben de. Öyle haklısın ki Defne'cim. Benim bile böyle yıllarımı geçirdiğim bu Antep'ten çıkıp gidesim geliyor bazen. Ne bileyim böyle bir sahil kasabasına, deniz kenarına bir yere. Biliyor musun, evlenmeden önce ben sürekli İskenderun'da böyle sahile inerdim. Ne güzeldi. Yani bir şansın olsa deniz kenarında şehirde bir yerde yaşar mısın? Defne, Ömer Bey geldi. Sana seslendi. Bir bak bakalım. Tamam, geliyorum.